Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bir çubuk, Q kadar yüke sahip bir çubuk ki o Q yükü ise 12 mikrokulomb, bükülerek yarı çapı R olan bir yarım daire şekline getirilmiş. Yarı çapı da 60 santimetre. Fakat bu yük şu çubuğa homojen bir şekilde dağılmamış. Lambda yani çizgisel yük yoğunluğu teta ile beraber şöyle değişiyor. Lambda 0 çarpı cos teta şeklinde değişiyor. Burada lambda 0 bir sabit. Burada bize şu soruyu sormuş. P noktasına 3 mikrokulombluk bir yük koyarsak tam şu noktaya yani merkeze 3 mikrokulombluk bir yük koyarsak şu yarım daireli yüklü çubuktan dolayı bu 3 mikrokulombluk yük üzerine ne kadar Newton'luk bir kuvvet etki eder bunu soruyor. Tamam mı? Biz burada ne yapacağız şimdi? Yaklaşımımız şu olacak. Önce buraya etkeden kuvveti bulmak için önce P noktasındaki elektrik alanı bulacağım. Ve burada noktasal bir yük olacak. Dolayısıyla noktasal bir yükü bir elektrik alan içerisine koyduğumuz zaman üzerine etki edecek kuvvet de Q çarpı E elektrik alan kadar olacak. Dolayısıyla kuvveti bulmuş olacağım. O halde benim ilk görevim P noktasındaki elektrik alanı bulmak olacak. Elektrik alanı bulursam çok basit. Geri kalan Q ile bunu çarpmak olacak. Elektrik alanına 3 mikrokulombu çarpmak olacak. O halde elektrik alanı bulalım. Şimdi küçük bir yine dilim seçeceğiz. Tamam. Şimdi şurası tam şu noktadaki şu açı düşeyle yaptığı açı şu yarı çapın çizginin teta açısı kadar. Çok küçük bir yay parçası seçelim. DS kadar. DS sonsuz küçüklükte olduğundan dolayı şu açı da çok küçük olacak. DT de olacak ve şuralarda yarıçap olacak. Tamam. Dolayısıyla DS, R ve DT arasındaki ilişkide biz çok iyi biliyoruz ki artık DS eşittir R çarpı DT olacak. Değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada DS dediğim gibi şu uzunluk. DT çok küçük bir açı. Ben DS kadar seçtim. Bunu yazdım. Peki DS çok küçük olduğu için bunun yük miktarı da çok küçük olacak. DQ kadar olacak. DQ ne olacak peki? DQ ise lambda çarpı DS olacaktır. Lambda çizgisel yük yoğunluğu. Peki çizgisel yük yoğunluğu nasıl verilmiş? Tetayla böyle değişiyor. O halde DQ yükü lambda yerine lambda 0 cos teta yazacağım. DS yerine de R çarpı D teta yazacağım. Dolayısıyla lambda 0 çarpı R çarpı cos teta çarpı D teta olacak. İşte bu şu yarım daire üzerinde seçtiğim çok küçük bir dilimin sahip olduğu küçücük yük miktarı olmuş olacak. Bunu böyle yazmak önemli. Tamam. Geri kalan standart elektrik alan bulma yöntemimiz şöyle ki elektrik alan P noktasındaki K çarpı integral DQ bölü R kare. Bu DQ elektrik alanı bulmak istediğimiz cisim üzerinde seçtiğimiz küçücük bir yük miktarı. R kare ise elektrik alanı bulmak istediğimiz olan noktaya olan uzaklık. O da R zaten. DQ yerine bunu yazacağız. Ve problemimiz bitmiş olacak. Bu arada buradaki teta açısı da radyan cinsindendir. Dereceye de çevirebiliriz tabii ki integral alırken. Peki teta açısı nereden nereye değişecek? Onu da bir şey daha kaldı. Çok özür dilerim. Bakın çok önemli bir şey kaçırdık arkadaşlar. Elektrik alanın biz vektörel bir nicelik olduğunu unuttuk. Bu DQ kadar yükün oluşturduğu elektrik alan DE olacak şurası. Çok önemli bakın. Elektrik alan vektörel bir nicelik. Tam bunun simetriğindeki bir noktada DQ'nun oluşturduğu elektrik alan başka bir DE olacak. Bakın şurası teta olduğu için şu açı da teta olacak. Dolayısıyla bunun x bileşenine birbirini götürecek. P noktasındaki elektrik alan sadece aşağı yönlü olacak. Yani cos teta bileşenini mutlaka eklememiz gerekecek. Şurası cos teta olacak. İntegral içerisinde. Tamam mı? Çünkü elektrik alan eğer skaler bir nicelik bulmuş olsaydım o cos teta olmayacaktı. Fakat vektörel bir nicelikten bahsediyorum. Bu hayli bir simetrik şu y eksenine göre. Sağ tarafla sol taraf ayna görüntüsüne sahip. Sağ tarafın oluşturduğu elektrik alanın x bileşeni sol tarafın oluşturduğu elektrik alanın x bileşeniyle parça parça birbirini götürürler.
sadece eksi y yöndeki bileşen kalır. O da cos theta ile cos theta çarpanı ondan dolayı gelmesi gerekiyor. Evet, bu kadar. Ve theta açısı da arkadaşlar sıfırdan pi'ye kadar değişir. Değil mi? Sıfırdan pi radyana kadar değişir. Ya da sıfırdan 180 dereceye kadar değişir. Burada çünkü değişkenimiz theta ile ilişkili olacak. DQ yerine bunu yazacağım. Sabit olanlar integral dışına çıkacak. R zaten sabit, integrasyon sabiti, o değişmiyor. DQ nereden seçersek seçelim, o P'ye olan uzaklık hep yarıçap olacak. Onu da dışarı çıkaralım. K çarpı lambda 0 çarpı R bölü R kare integral dışına çıktı. Şurada cos theta çarpı bir cos theta buradan gelecek. Bir cos theta da y bileşeninden dolayı cos kare theta d theta sıfırdan pi radyana kadar. Tek yapmamız gereken o halde bu integrali almak. Bu integrali alırsak çok kolay bir şekilde problemimizi çözebiliriz. Ben şimdi şöyle yapacağım. Kosinüs 2 theta'yı yazarsak eğer cos 2 theta cos kare theta eksi sin kare theta idi. Cos kare theta eksi sin kare teta. Sin kare teta'yı da 1 eksi cos kare teta şeklinde yazabiliriz. Çünkü cos kare teta artı sin kare teta eşittir 1. Yani şurası sin kare teta'nın ifadesi. Cos 2 teta böyle yazılıyordu. Dolayısıyla bunu parantez dağıtırsak 1 artı cos kare teta 2 tane cos kare teta olacak. Bu eksi 1, bu tarafa artı 1 olarak gider. 2 tane oldu, şimdi 2'ye böleriz. Dolayısıyla cos kare teta yerine özetle 1 artı kosinüs 2 teta bölü 2 yazabiliriz. Tamam mı? Evet, bu integrali alınabilir bir ifade oldu. Dolayısıyla P noktasındaki elektrik alan K çarpı lambda 0 bölü R. R'lerden bir tane sadeleştirdim. Ve bu integralde iki parça bölersek eğer bir tanesi integral 0'dan pi'ye kadar cos 2 teta d teta artı integral 0'dan pi'ye kadar d teta olur. Bir de 1 bölü 2 evet 1 bölü 2'yi de integral dışına attım. Tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok galiba. Evet, şimdi integralleri alabiliriz. P noktasındaki elektrik alan K çarpı lambda 0 bölü 2R parantez açalım. Şimdi cos 2 teta'nın integrali şu. 1 bölü 2 sin 2 teta. 1 bölü 2 sin 2 teta. Sınırlarımız 0'dan pi'ye kadar. Artı teta integrali, d teta integrali teta. Sınırlar üst eksi alt pi olur sadece. Şimdi buranın 0 olduğunu hemen görebiliriz. Sinüs yerine pi yazarsak sinüs 2 pi, 2 pi radyan 0'dır. Sinüs 0 radyan yine 0'dır. Dolayısıyla burası 0 olacak. Sadece pi kalacak. O halde P noktasındaki elektrik alan K çarpı lambda 0 bölü 2R çarpı pi olacak. Buradaki pi 3.14 sayısı, unutmayın. Tamam. 3.14 sayısı koyacağız, o devam eden sayı. Elektrik alan bu. Ama bir şey bilmiyorum ben. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Lambda 0'ı bilmiyoruz biz. Çünkü bize sayısal değer soruyor. Kuvvetin Newton olarak ifadesi soruyor. Q'yu biliyoruz. Q'nun 12 mikrokulomb olduğunu biliyoruz. Fakat elektrik alan içerisinde Q yok çünkü homojen değil bu. Onun için lambda vardı. Lambda 0 geldi. Lambda 0 bir sabit sayı, başlangıç değeri, çizgisel yük yoğunluğu. Onu bulmam lazım. Lambda 0'ı bulmam lazım. Onu da şuradan bulabilirim. Toplam yükü bildiğim için ve lambdanın açıyla nasıl değiştiğini bildiğim için şu lambda 0'ı çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Şöyle ki, şimdi biz dedik ki çok küçük bir yük miktarı dq şu ifadeyle veriliyor. Tamam mı? Şimdi benim amacım lambda 0'ı bulmak. Bu yarım daire üzerinde seçtiğimiz küçücük yükün ifadesi theta ile değişimi şu şekildeydi. Dq eşittir lambda 0 çarpı r. R'yi biliyoruz, 60 santimetre. Çarpı cos theta çarpı d theta. Peki her iki tarafı integre edersek neyi verecek bu? Toplam yükü verecek. Her iki tarafı integre edersem, sabitlerde integral dışına kalırsa, teta da sıfırdan, efendime söyleyeyim, pi'ye kadar değişirse, sol taraf küçük
küçük küçük yükleri topla demektir. Yani toplam yük olacak. Yani 12 mikrokulomb. Tamam. Sağ taraf ise arkadaşlar, sağ tarafı da şöyle yapabiliriz mesela. Diyelim ki şimdi şöyle pi yaptığın zaman integral değeri 0 oluyor. Ama mesela şöyle bir oyun yapabiliriz. Eğer lambda pi bölü 2'ye kadar gider, pardon, açı pi bölü 2'ye kadar giderse o zaman şu yarısının yükünü bulmuş olurum. Değil mi? Bu yarısının da yükü 2 katı olacaktır. Dolayısıyla 2 ile çarpılacak. Açı pi bölü 2'ye kadar giderse, şurası 2 ile çarparsak yine yük miktarı olmuş olur. Dolayısıyla burası 2 tane lambda 0 çarpı r çarpı cos teta integrali sin teta'dır. O da üst limit yazarsak sinüs pi bölü 2 eksi sinüs 0 olacak. Sinüs 0 0 pi bölü 2 de 1 olacağından dolayı toplam yük eşittir 2 tane lambda 0 çarpı r. Dolayısıyla lambda 0 eşittir q bölü 2 r olacak. Tamam. Şimdi q'yu biliyoruz artık. 12 mikrokulomb. R ise yarıçap 60 santimetre. Onu metreye çevirelim. Çünkü q'yu kulomb mikro 10 üzeri eksi 6 idi. Buradan lambda 0'ı hesaplarız. Lambda 0'ın değerini yerine yazarsak eğer, elektrik alanı şimdi lambda 0'ı da buradaki ifadesini yerine yazarak tekrar ifade edeyim ben. P noktasındaki elektrik alan K çarpı Q bölü 2R, 2R de burada vardı, 4R kare çarpı pi. P noktasındaki elektrik alan. Şimdi bu elektrik alana bir yük koyacağız. 3 mikrokulomb bir yük koyacağız. Ne kadar kuvvet etki eder? Şu ifadeyle verildiğini göstermiştik. Ona da küçük q diyelim isterseniz. Şurası q olsun. Sonra değerlerini yerine yazarsınız siz. Dolayısıyla q çarpı e p'den dolayı k çarpı küçük q çarpı büyük q çarpı pi bölü 4 r kare olacak. Şimdi ben bunu daha önce çözdüm hesap makinesiyle. Bu değerlerini yerine koyarsanız eğer kuvvet büyüklük olarak arkadaşlar 0.706 Newton oluyor. 0.706 Newton olarak Newton değerinde ifade ediliyor. Peki yönü ne tarafa doğru? Elektrik alan aşağı doğru olduğu için en nihayetinde net elektrik alan eksi y yönde olduğu için bunu vektör yapmak isterseniz şuraya bir eksi işareti bir de j şapka ile çarparsanız kuvvetin değeri 0.706 Newton, yönü ise eksi y yönünde olacaktır.